Nurettin Nebati yerine 2023 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'in performansıyla alakalı vatandaşlar ne düşünüyor? Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Mehmet Şimşek'e güveniyor musunuz? Bugüne kadarki performansına baktığınızda sizce ekonomiyi düzeltebilir mi? Vallahi Mehmet Şimşek memnun musun diye sordun da vallahi benim memnun olup olmamam önemli değil. O bizden memnun mu? Türk milletinden memnun mu? Adam gece çalışıyor, gündüz çalışıyor. Evi yok, arabası yok. Fakir. Yani yazık, günah. Yani ben bunlara acıyorum, üzülüyorum ya. Biz Türk milleti olarak 80 milyon insan olarak bunlara çalışıyoruz. Yine de doyuramıyoruz biz bunları. Yani biz bunları besleyemiyoruz. Nasıl besleyemiyoruz? Ben de anlamıyorum. Yani bunlar Türkiye'de olmayan yiyecekleri mi yiyorlar? Türkiye'de olmayan şeyleri mi yiyorlar? Ben anlamıyorum ki ya. Bu boğazdır. Senin nasibinde ne varsa onu yersin. Doyduğun kadar yersin. Fazla yiyemezsin ki. Yani vücut aldığı kadar yersin. Ama bunların vücudu nasıl bir şey? Ben bunu çözemedim ya. Ben 57 yaşındayım. Ben o kadar şey gördüm. Maliye Bakanı gördüm, Başbakan gördüm. Ben 3 ay yapıyorlardı, 6 ay yapıyorlardı sırayla. Hani güne girerler ya. Güne girer, öteki gelir, öteki girer. Danışıklı dövüş yaparlardı. Valla bu zamana kadar böyle götürdüler. Ya bunu gerçekten, dünyayı gerçekten böyle bir şey göremezsin. Çünkü ben bu Maliye Bakanı'nı sevsem ne olur, sevmesem ne olur. Çünkü nikahımı almayacağım ki. Ama ekonomiyi biliyorsunuz. 2023 Vallahi, yılında göreve geldi. Yani 2 yıldır görevde. Allah, ne gibi değişiklikler oldu? Bizim ekonomimiz iyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Valla ben Galatasaray Başkanı değilim. Fenerbahçe Başkanı da değilim. Zengin iş adamı da değilim. Şimdi onlar düşünsün. Ben ne düşüneceğim ki? Ben zeytini, peyniri nasıl alacağım diye düşünüyorum. Ama Arap kızına yala alıyor, villa alıyor, tekne alıyor, boğazda geziyor. Ya onlar için çalışıyoruz biz, 85 milyon. Onlar için çalışıyoruz. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bu geminin içindeyiz. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Bir atasözü var. Çalmayınlar, çırpmayınlar. Zengin olursa para olur. Ben de bunlara diyorum ki ölüm var. Ölüm olmasaydı Özal ölmezdi. Yani o kadar başbakan, cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet ölmezdi. Ölüm var. Aklınızı başınıza alın. Bu milleti bir düşünün. Yani bu millet harbiden sizi düşünüyor. Sizin için bu kadar çalışıyor. Siz de Allah rızası için bu milleti düşünün. Çünkü bizden başka dostumuz yok. Bizi ne zamana kadar inek sağır gibi sağacaktı. Ama bunun bir de ölümü var. Yerin, toprağın altı var. Ben Maliye Bakanı'na bunu diyorum. Yani diyorum ki dört dörtlük insan olabilirsin. Yani dört dörtlük ülkeyi yönetebilirsin. Ama mazlumu da düşüneceksin. Halkı da düşüneceksin. Yani yoksulu da düşüneceksin. Sen zengini düşünüyorsan o Maliye Bakanlığı'nı yapma, bırak. Onlar kendi cebini düzeltiyor. Bir düzeltti yok. Vatandaş gene aynı. Memnun değil misiniz o zaman? Değiliz. Siz peki? Sizin sanki söyleyecek çok şeyiniz var da söylemiyor gibisiniz. Evet, söylemiyor. Çekiliyor. Söyleyin, çekinmeyin. Abi dile getir. Oyalmayı biliyorlar, başa gelmeyi biliyorlar. Söyleyeceksin. Oy zamanı geliyorlar. Memnun musunuz? Değilsiniz. Memnun değil. Abi, bak konuşmadığında memnun değil abi. Ben de memnun değilim. Çünkü oy vermiyorum hiçbirine de. Zengini zengin ediyor. Fakir gene fakir aynı. Ekonomiyi düzeltemez mi sizce şimdi? Asgari ücret sabit, öbür maaşlara yüksek zam. Doktorunda şeyine kadar milletvekili dünyanın maaşını alıyor. Asgari ücret 17 milyar geçim yapamıyor adam. Bunu kendi bile işlerine gelmiyor hükümetin. Hiç memnun değilim. Neden? Hiçbir işi bilmiyor, beceremiyor. Yalan söylüyorlar. Hı-hı. Yaptıkları işlem değil, yalan söylüyorlar. Hı-hı. Siz peki ekonomiyi düzelteceğini düşünüyorsunuz? Düzeltmesi mümkün değil, düzelmez. Daha kötüye gider mi? Daha kötüye gider, evet. Ya ben seçmedim ki, devlet seçti onu. Peki sizce ekonomiyi düzeltir mi? 2 yıldır görev yapıyor biliyorsunuz. Ya bu işin uzmanı ise düzeltir. Daha geleli ne kadar oldu? 2 senedir görev yapıyor. Evet, 2 senedir. İki dönemde düzelir mi Türkiye'nin durumu? Peki düzeltebileceğine inanıyor musunuz siz? Vallahi programını oturtursa düzeltir. Ha, programını beğeniyorsunuz ama. Evet. Oturtursa düzeltir. Vallahi şu anda pek inanmıyorum ama yine de başka çaramız var mı? İnanmaktan başka çare. Yani başka çaramız yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten. Evet. Biliyorsunuz 2 yıldır görev yapıyor. 2023 yılında geldi. Memnun musunuz? Memnunum.
politikalarını beğeniyorsun. Politikalarını beğeniyorum. Peki, sizce ekonomiyi düzeltti mi? Henüz daha çok işleri var tabii ki. Sıkıntılı bir dönemden, bir süreçten aldı. Şu an sıkı bir politikayla inşallah bizleri düzlüğe çıkaracak. Hedeflerine ulaşacağını tahmin ediyorsun. Tahmin ediyorum, düşünüyorum, bekliyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek biliyorsunuz 2023 evet, yılında göreve biliyorum. Geldi ve 2 yıldır görev yapıyor. Memnun evet. musunuz? Hiç memnun değilim. Yani gidişat o kadar kötü ki insanların alım gücü o kadar düşük ki artık. Emekliler veya diğer halk sadece bakıyoruz üst kesim. Mecliste veya işte Cumhurbaşkanı olsun, bakanlar olsun, onların haricinde herkes her şey çok güzel. Ama halk gerçekten öyle değil. Hani deniliyor ki Cumhurbaşkanı her şey çok güzel, refah düzeyi arttı ama hiç öyle değil gerçekten. İnsanlar çöpten ekmek toplayıp veya yiyecek toplayıp günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar ama çok zor. Ben çok üzülüyorum. Hani biz çok şükür bir 80 kuşağı veya 60'lı yılların kuşağıyız. Çok mutlu bir çocukluk yaşadım veya gençliğimiz öyleydi. Ama şu an öyle değil. Şu anki çocukların geleceği çok kötü. Ben çok üzülüyorum onlar adına. İnşallah kısa bir zamanda da düzelir. Biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in bir planı var. Bu planı yerine getirebileceğini düşünmüyorsunuz o halde. Yok, düşünmüyorum kesinlikle. Yani sistem kesinlikle değişmeli. Bu arada fazla konuşmak da istemiyorum. İkinci Dilruba vakası olmak istemiyorum. Aslında çok doluyum. Konuşacak çok şey var. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Hep yaptırımlar halka yönelik. Yani kendilerini hiç düşünmüyorlar. Kendilerinden hiç kısmıyorlar. Ya bu böyle giderse hiç iyi değil sonumuzda. Mehmet Şimşek. Evet. 2 yıldır görevde biliyorsunuz. Evet. 2023 yılında geldi. Memnun musunuz? İşte memnun değilim. Neden? Zenginler hizmet ediyor. Maalesef. Peki bir politikası var biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in. Hedeflediği bir Türkiye var diyelim. Evet. Sizce bu hedefini yerine getirir mi? Hedefini getirmez. Sadece zenginler defolup gidecek ondan sonra. Maalesef. Emekli memurlar düşmanlık yapıyor bu hükümetle baştaki adamda. Memur emekliler ne söylüyor ya? Memur emekliler %19. Utanmıyorlar bunlar ya. Utanmıyorlar mı? Ama hırsızlar, yolsuzlar, şeyleri gelince, müteahhitler gelince vergi iadesi yapıyor veya vergi affı çıkarıyor. Teşvik veriyor. Bu ne demek? Senin benim hakkımı onlara veriyor. Maalesef. Neden? Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Yani şimdi insanlar açtır dediğimiz zaman insanlar kızıyorlar kim aç diye. İşte lokantalar dolu, sokaklar araba dolu. Ama Türkiye 83 milyon. Yani bunlar belirli bir kesim. Ben emekliyim. 12 milyon maaş alıyorum ve geçinemiyorum. Peki Mehmet Şimşek'in hedeflediği bir Türkiye var diyelim. Sizce bu hedefini yerine getirir mi? Planlarını uygulayabilir Vallahi mi? Sanki tahminim şöyle diyorum. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani belki düzeltecektir. Hani belki bize de sabretmek düşüyordur. Hani onu da yapalım. Ama kaç sene oldu? Yani gerçekten artık boğazımıza dayandı yani. Devlet için yapılıyorsa memnunuz. Ama şahs için yapıyorsa memnun değiliz. Hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Bence devlet için yapılan bir şeydir bunlar. Niçin? Biraz önce dinledim kişileri. Emekliye şöyle oldu. Emekliye ben sana 300 bin lira vermeye bir maaş versem ki ne olur ülkem olmalıktan sonra. Ha diyeceksin ki vekiller niye bu kadar alıyor? Onlar da Allah hesabı verecekler yani bize değil. Ha bu ülkemiz iyi bir ülke. Yani zamanda padişahlar döneminde diyorlardı ki Sultanahmet'i indirelim, şunu indirelim, Tayyip'i indirelim. La insin. Gelin yapacak biri varsa gelin. Aa mesela seçimlerde gereken yapıldı belediyelerden. Yapın. Ne yapacaksanız yapın. Muhalefetiniz neyse orada. Muhalefetimiz yok. Muhalefet olsa sen bunlar bunu yapmaz. Peki sizce Mehmet Şimşek ekonomiyi düzeltebilir mi? Kararsızım ben ona. Kararsızım yani. Çünkü önceden gelip gittiği için olsaydı önce de bu işi çözerdi. Ama enflasyon düşüyor diye bir şey görmedik düştüğümüzü. Bazen derler ya şu işte şu düşmüş, bu düşmüş, işte biber şu kadar olmuş, domates bu kadar. Ya benim ülkem domates biberle yönetilmiyor ya. Benim ülkem ekonomi zaten vergilerimiz olmasa ekonomi sıfırız. 2002'de petrol mesela o zamanki dönemde 3 bin lira olan bir mazot fiyatı şimdi 44 lira. Ve bunun %70'i işte vergidir muhakkak. Vergidir. Ben 36 yıllık devlet memuruyum. Maaş mı?
Ya iyi bahane ya. Niye iyi diyorum? Yani kanat getirmeye çalışıyorum. İyi ki bir ülkem var, gidecek yerimiz yok. Yarın bir Suriye gibi bir şey olsa bizi hiçbir ülke kabul etmez. Etmez, kimse de yanına almaz. Memnun sayılırız tabii ki. Yani şimdi tabii vergileri artırmazsaydı daha memnun olacaktık ama bütün vergiler Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çıkıyor. Tabii vergi kayıt bakacaklar önlemek gerekiyor ama adil olmak lazım. Gereksiz vergileri de almamak lazım. Orada çok hassas olmak lazım çünkü. Sanki bana biraz şey gibi geliyor. Adil olmayan vergiler gibi geliyor. Yani ona dikkat etmek lazım tabii. Sizce Mehmet Şimşek ekonomiyi düzeltebilir mi? Başka çözüm yolu yok. Yani başka bir alternatif yok. Yani olsaydı belki düzeltebilir derdim ama onun dışında başka alternatif de yok maalesef. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek biliyorsunuz 2023 yılında göreve geldi ve 2 yıldır görevde. Memnun musunuz? Şimdi memnun olduğumuz noktalar da var, memnun olmadığımız noktalar da var. Burası politika. Bunu politikayla alakalı herhangi bir yorum yapamam. Çünkü işin içinde değilim. Hani şu an orada çalışanlar var. Hani oradaki koşulları da bilmiyoruz ve içerideki mevzuat değişimlerinin gündemleri de bilmiyoruz. Bu yüzden bir yorum yapamam. Hani işin hakkı, işin ehli olan insanların başa gelmesi taraftarıyım diyebilirim ama. Peki sizce Mehmet Şimşek mevcut ekonomiyi düzeltebilir mi? Ekonominin düzelmesi çok zor. Bir öğrenci olarak da bunu düşünüyorum. İleriye nazaran zaten biz öğrenci olarak önümüz açık göremiyoruz kendimizi. İleride gelecek kaygısı çekiyoruz. Maddi açıdan ne sıkıntı yaşayacağız onu düşünüyoruz. Şu an ilkokuldaki çocuklar bile hani dışarı çıktıkları zaman paranın derdini yapıyorlar. Bu yüzden ekonominin çözülmesi çok zor. Mehmet Şimşek'in de hani maalesef bunu çözebileceğini düşünmüyorum. Şu an herhangi bir kişi kim olursa olsun çözebileceğini düşünmüyorum.